Agalarım, herkese selamlar. 9 ve 10 Ekim 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. 2 tanesi 9'unda Euroleague kombini olarak değerlendirebileceğiniz. 6 tanesi de ayın 10'unda olan. 3 tanesi futbol, 3 tanesi de Euroleague'den ilerlediğimiz karşılaşmalar. Dedim ya sizlere bugün de mesela kuponumuz, mislimiz var. Fakat Euro Cup mislisi videosunu çekmedim. Gruplarda paylaşımlarımızı gerçekleştirdik ona göre. Yani bu dönemde de basketbol aya Ekim'de başlıyordu zaten. Duyurmuştum. Özellikle milli araya denk gelmesi. Biz basketbola biraz daha yoğunlaştık. Hem milli maçlar hem basketbol. Yine dolu dolu geçirebileceğimiz bir milli ara. Çok sevmiyorum milli arayı. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu organizasyoncuların dalga dümeni. Başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Ayın 10'unda oynanacak. İngiltere-Yunanistan maç skorunu olur anlatacağım. Bu maçı özellikle anlatacağım. İyi izleyin. İyi dikkatlice dinleyin. Özellikle İngiltere maçını yani misli bile yapılabilecek bir karşılaşma. O yüzden mutlaka dinleyin anlatırken. Maç konu olur sizlere sorduk. Bilen hiç üç kişi 7 gün grup 7 gün boyunca gruplarda misafir edelim. Hafta sonunda Galatasaray ve Beşiktaş maç skoru yarışmaları yapmıştık. Galatasaray'ı bilen yok. Beşiktaş'ı da Gufran Yörük ve Kevin Panther isimli arkadaşımız bildi. Her türlü soru görüş öneri, skor bilen arkadaşlar da ekranda gördüğünüz WhatsApp iletişim hattından 0534 446 5989 hatta mesaj atabilir. Açıklamalarda ve yorumlarda direkt WhatsApp linki var. Tıklayarak mesaj atabilirsiniz. WhatsApp VIP gruplara gelmek isteyenler, gruplar hakkında bilgi almak isteyenler de WhatsApp hattından mesaj atabilir. Aynı şekilde misli seviyesinde de devam ediyoruz aga. Cumartesi pazardan sonra, pazar özellikle Galatasaray'dan yaptık. Cumartesi zaten her şeyi getirdik. Bu Euro Cup ve Euro League karşılaşmaları da önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıksız misli maçlarımız yani günün en güvenilir karşılaşmaları olacak. Onun bilgisini vereyim. Sadece onlar değil ideal kuponlarımız da bugün de mesela ideal kuponumuz var. O yüzden ideal kuponlarımız, alternatif kuponlarımız ve basketbolda oyuncu tercihleri. Birazdan sizlere de birkaç tane maçtan anlatacağım. Onlar da devam ediyor. Canlı olarak gruplarımızda izlemiş olduğumuz karşılaşmalar. Dün bile canlı yaptık mesela. Dün maç çok Neye canlı yaptın demeyin birazdan göstereceğim. Ücretsiz Telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında var. Buraya da dün yaptığım iki tane ücretsiz canlı vardı. Oraya attım ikisi de geldi. Buraya da mutlaka katılım sağlayabilirsiniz. Aga günaydınlar yazıp başlamışım ben. Gördüğünüz üzere. Direkt ki aleyküm selam selamun aleyküm. Ondan sonra saat 3.30 gibi yazmışım ki. Dedim ki aga Arabistan'da basket maçı izliyorum. Son periyot bir tane canlı çıkartabilirim dedim. Onu da üst olarak değerlendim. 1.60 orandan dedim ki bu mücadele üst al ama keyifli kal dedim aga. Kasayı da biz yönetiyoruz zaten gruplarda. Aga mücadele şöyle üst oldu mu? Hatta 174 sayı oldu mücadelede. Çok rahat geldi. Son 2 dakika maçı izlemeye bile gerek kalmadı. Çünkü tempo artmıştı direkt baremi yakaladım. Attım sizlere de kazandırdım. Ücretsiz gruba da attım. Ondan sonra Olympiakos mücadelesi vardı. Devrede ev sahibi öndeydi. Ama maç önü şöyle söyleyeyim. Olympiakos'un baremi 20 sayıdan başlıyordu. Yani maç önünde ne diyordu biliyor musun? Olympiakos 20 sayı atar mı atamaz mı? İlk yarı 43-42 bile yenildi Olympiakos. Ben dedim ki, kanka 3. per devre arasında bitti dedim ki çok fazla bir kalite farkı var. Mücadele birden iki olacak. O zaten belli oldu. Dedim ki ama 12 sayı farkını da alalım. Aga Olympiakos kaliteyi ortaya hiç koyamadı. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Biraz böyle başladık ama son periyot gerekeni yaptı. 24-11 alaraktan da Tam 18 sayımı ne fark attı aga. Yani çok rahat bir şekilde geldi. Bugün de günaydınlar yazdık. Misli ve kupon paylaşımlarımız da zaten gerçekleşti bugün içinde. Dediğim gibi durmak yok. Araştırıyoruz. Yani neler neler araştırmıyoruz ki aga. O yüzden gelmek isteyenler de gelebilir. Başlayalım. Sizlerden ricamız aga. Bu dönemde bile bu basketbol, milli maçlar araştıraraktan da en ince ayrıntısına kadar anlatan biri olaraktan gerçekten Emeğe saygı açısından sizlerden beğeni ve yorum desteği bekliyorum aga. Artı 500 de bizim beğeni temennimizdir. Monaco ile Maccabi Tel Aviv mücadelesi. Monaco'da arkadaşlar Kalates olmayacak. Son mücadelede oynayan Furkan da, Furkan Korkmaz da olmayacak bu maçta. Monaco tarafında bir eksiklik var. Maccabi de geçen sezona göre kadro derinliğini en önemli 3 tane oyuncusu vardı. Lorenzo Buran, Baldwin, Colson, Monzik olsun. Bu isimleri kaybetti aga takımda bazı İsrail oyuncular var. Özellikle iki tane oyuncu bahis önereceğim burada. E, ona mutlaka dinleyin. E, Monaco tarafından Mike James'in elinden giden bir hücum seti olacaktır. Muhtemelen Diallo ilk mücadelede inanılmaz oynadı. Ben yine burada Monaco tarafındayım. Aga. Tel Aviv'de iyi hoş ama Tel Aviv'de deplasmanda çok fazla iş yapabileceğini düşünmüyorum. Monaco'nun ben burada kendi evinde değerlendireceğimiz sayı var Aga. Şu şekilde 83.5 üstü. Ben burada Monaco tarafından kendi evinde 83.5 sayı bekliyorum. Yani Monaco kendi evinde 84 sayı atar. Avrupa'da yaşayanlar, Avrupa'dan oynayanlar, yurt dışıcılar da şöyle iki tane bahis vereceğim. Aga, Mike James'in sayı atarıyla Makavi Tamir Blood. O iki arkadaşa mutlaka sayı atarına değerlendirin. Önemli notlar aldı ilk maçtan. Mutlaka ikisi de kendi açılan sayı baremini aşacaktır diye düşünüyorum. Kızıl Yıldız'da Baskonya mücadelesi. Burada Kızıl Yıldız atmosferi inanılmaz oluyor aga. Yani öyle bir atmosfer oluyor ki yani basketbol için seyirciyle izlemek çok fazla keyif veriyor. Baskonya tarafında da bazı giden isimler oldu, eklenenler oldu. Okey. Ama Kızıl Yıldız'ın kadrosu özellikle şöyle söyleyeyim. Biz ekibimle analiz yaparken Baskonya ilk 5 sahada iyi oynuyor fakat yedekler sahaya girdiğinde aslar dinlendirildiği zaman üretkenlikte sıkıntı çıkan bir Baskonya takım oluyor. Ben burada Kızıl Yıldız tarafından yine ev sahibini atacağı sayıya gittik tarafa girmeyi sevmiyorum. Ben sayı var eminim her zaman. Çünkü son mücadele 93-91'im ne bitmişti mesela. baskonya yenmişti. Burada ev sahibi 82 buçuk üst. Yani Kız Yıldız'ın atacağı 83 sayıyı beklemek mantıklı. Ayın 10'una geçtik. 3 tane basketboldan, 3 tane de futboldan var. Futbolla devam edelim. İngiltere Yunanistan. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk aga. Takımın başında özellikle dinleyin bu maçı. Takımın başında kim vardı aga? Southgate. Ne oldu gönderdiler. Yerine kim aldılar aga? hemen şuradan haberlerden göstereyim. İngiltere Lee Carsley'e emanet aga. Bu adam kim ben size onu anlatayım hemen. Aga bu adam İngiltere U21'in antrenörüydü. Ve İngiltere Federasyonu'ndan şöyle bir açıklama geldi. Dedi ki takımın başına geçici olarak bu adamı getiriyoruz. Teknik direktör arayışımız devam edecek. Ama diyor ki bu adama da bir şans verelim. Yani adamın eline böyle İngiltere milli takımını çalıştırmak gibi bir şans, geç, şans geçmiş adamın geçmişine baktım. Derby Country, Everton, Blackburn Rovers gibi isimlerde İngiltere'de oynamış. İngiltere futbolunu bilen bir adam. Lee. O yüzden diyorum ki aga. Adam bu fırsatı temmez ve en iyi oyunu ve beklediğimiz kadroya göre o hücum oyununu sahaya yansıtabilir. Ben şöyle idealden ideal kuforuma da koyarım bunu. Mutlaka siz de değerlendirin. Aga en az iki gollü bir İngiltere galibiyeti bekliyorum öncelikle. Maçın zaten indeks skor beklentisi 2-0 İngiltere'nin galibiyeti. O yüzden 1.5 üstünde 1 gayet makul. Ama ben diyorum ki bak vereceğim oranı bir izle. Diyorum ki İngiltere burada yeni teknik direktörüyle bu adamın eline bir daha bu şans geçmez. Olabildiğince farklı bir galibiyet almak ister. Maç Wembley'de mi bu arada? Aynen klasik İngiltere sahası. 3 farklı İngiltere galibiyeti. İngiltere'nin 3 fark attığını gördünüz mü? Ben son dönemde görmedim. En son bir 5-1 o var. 3 farklı İngiltere galibiyeti gelirse 350. pardon 2 50 aga minimum alacağınız oran. Bekliyorum. 3-0'da skor var. İndeks beklenti 2-0 zaten. Bir tane de Kangal'dan 3-0 İngiltere. Norveç, Slovenya. Aga bu tür maçlara ben ideale gitmek istemedim. Slovenya'da çift forret oynuyor. Sesko ile birlikte özellikle. Adam çok iyi zıplıyor. Çok uzun. 1.95 zaten. Slovenya tarafı gol bulabilir. Ona hiç girmedim. Norveç'i de pek sevmiyorum. Ya 1-1 biter ya 2-0 ya da 2-1. Ben bu 3 skor dışına çıkabilecek bir maç olmuyorum. Aga yüksek orandan 1.79 minimum oran. Toplam gol aralı 2-3 gol aga. Başka bir beklentim yok. İtalya ile Belçika karşılaşması. Yine aynı şekilde zorlu bir mücadele. Belçika tarafında bir sıkıntılar var. Bazı oyuncular Tedesco'yu beğeniyor. Bazıları beğenmiyor. Kurtuvan'ın açıklaması vardı o teknik adam gidene kadar ben o bulaşmayacağım milli takıma vesaire diyerekten de. İtalya'da Iaga son dönemde. Ben şöyle tekrardan 2-3 gol. Maçın indeks beklentisi 2-1 İtalya'nın galibiyeti olsa da ben bu mücadelinde yine 1-1, 2-0-2-1 ayarında bitileceğini ve tek tercih olarak da 2-3 gol tercihini sunmak isterim. Geçtim Euro Ligi. Yine 3 tane karşılaşmam var. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko. Türk derbisi var Aga Euro Lig'de. Çok güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Eee hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes kazanaraktan başladı. Shane Larkin sakat diye Bologna maçında sakat olmayacak diyorlardı. Ama oynadı. Kazandılar da. Mücadeleli ben aga keyifli. Wilbeck'in de bu arada sezonu kapattı. Fenerbahçe Beko'da. Keyifli bir mücadele bekliyorum. O yüzden 158 sayı var emin alalım. Yani maçın favorisi burada Anadolu Efes'te gözükse de Fenerbahçe Beko bence bir tık daha önde olabilir aga. Bilmiyorum potu altında yerde çok kuvvetli oldu Anadolu Efes'te ama yani biz ortaya alalım. Atılan her sayıda bizim için şenlik havası olsun. Burada 157.5 üst. Hatta yani ilk yerden bile üst olabilecek karşılaşma. İlk yarı 78 vardır. Aynen. İlk yarıdan da 78 sayıda olabilecek bir karşılaşma. 79 sayıda olabilecek bir karşılaşma. Panathinaikos'la Bayern Münih. Bayern Münih de son mücadelesinde Real Madrid'i devirdi aka Real Madrid devirdi ama inanılmaz üçlük attı. Normalde Euroleague'de üçlük atılan maç başına üçlük sayısı 20-25 ise Bayern Münih tam 35 tane üçlük denemesi attı ve neredeyse %44, %50'lerde yakın bir üçlük başarısı yakaladı. Ve gerçekten Real Madrid devirdi. 97 sayı ataraklandı. Pana ile oynayacaklar burada. Pana'dan tarafındayım aga. Pana şu an kadro kalitesi Euroleague'de en iyi takıma sahip. Yani yedekler girse de oyunun kalitesi düşmüyor. O yüzden Pana'nın ben burada kendi elinde 85 sayı atmasını bekliyorum. Son mücadelem Real Madrid Partizan. Real Madrid son mücadele 97-91 mağlup oldu. Çok fazla üçlük girdi Bayern bir Biraz da şans 91 sayı atmasını bildi. Aga bu ikilinin arasında ekstra bir dövüş de vardı. Bu playoff maçlarında hatırlayın. E, alıp öldürdüğü vardı. Kunda attı adamı. Ben burada bir iki yerden bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. İlk yarı galibiyeti yeterli diyorsanız Aga oran olarak da ilk yarıdan doğrudan bir Real Madrid galibiyeti alın. Ama ben oranı yükselteceğim derseniz de ilk yarıdan böyle 3 farklı falan oranı bir 1.70-1.80 bandına da çıkartabilirsiniz. Bu yönde tercihim var. Dairenecek olan herkese bol şanslar. Benim önerilerim bu şekildeydi. WhatsApp gruplarımızda en iyi şekilde kuponlarımızı misillerimizi oluşturacağız. Gelmek isteyenler olursa bekleriz. Açıklama ve yorumlarda zaten WhatsApp iletişim attı. Mevcut. Görüşmek üzere seviyorum.